Efendim Ankara, İzmir ve İstanbul'da AKP-MHP ortaklığı seçimi kaybediyor. Tabii ki her zaman olduğu gibi millet kazanıyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hep beraber pamukları hazırlıyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Gelsin mi Sela? Gelsin dediğinizi duyar gibiyim. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. Dikkat. AKP ve MHP hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı yarın Ayasofya Camisi'nden kaldırılacaktır. Pamuk eller ya da boş verin. Bunu imamlar halleder. Oh, come on. İşte bu mu? İşte bu mu? İşte bu be. Ya ne oldu? Kabe yerle bir, Mekke yerle bir, İslam dini yerle bir oldu. Bütün alimler, ulemalar yerle bir oldu. He? Evet, şu anda Allahü Teala'nın gök kubbeyi yarmasını bekliyoruz. AK Parti ve MHP seçimi kaybetti. Hani bakıyoruz? Ola. Allah'ın umurunda bile değil. İşte bu be. İşte bu mu? Recep Tayyip Erdoğan. Nasıl bir duygu? Ya işte bu ya. Olay bu. Olay bu. Acımak yok. Saplamaya devam. Yarından sonra gümbür gümbür. Şimdi hükümet mükümet işte içeride kabine mabine değişikliği meyişikliği bir şeyler olacak. Dur bakalım. Birine fatura kesmek lazım. Yani sonuçta koca oğlan Murat Kurum ve Turgut Altıntok. Göreceğiz. Seçimler var ya. Ne olmuştur seçimlere? Senin parti boku yemiştir. Bir oy çıkmıştır. Ha? Ne diyorsun lan sen? Kaç kişi vardır benim köyde? Vallahi bir oy çıkmıştır. Olmaz öyle şey. Bir oy ha? Vallahi benim oyumdur ağam. Benim oyumdur ağam. Ulan kavaklar bir oyu ikiniz verdiniz de benim oy nereye gitti? Good evening, night. Herkes bilmelidir ki, herkes bilmelidir ki bizim belediyecilik anlayışımız hiç kimseye değil, sadece Ankara halkına meftun, sadece Ankara halkına sevdalı, sadece Ankara halkına kölelik yapmayı kabullenecek bir belediyecilik anlayışıdır. Evet arkadaşlar, seçim oldu. Seçen seçildi, seçilmeyen seçilmedi. Fakirler, garibanlar birbirine girdi. Hırsızlığa, yolsuzluğa bulaşanlar, seçime hile düşürmeye çalışanlar, her türlü videolar geliyor. Oy çalanlar, çaldıranlar, çalındı diyenler. Türkiye'nin her tarafından belli başlı videolar var arkadaşlar. Bunların hangisi doğru, hangisi yanlış bilmiyoruz. Biz sadece videoları görüyoruz, paylaşıyoruz. Durum bu.
Bundan ibaret her seçim olduğu gibi Türkiye'de bu seçimde de illaki hile mile bu tarz şeyler olacak. Yani artık sıkıldık bu tarz şeylerden, bu tarz şeyleri yayınlamaktan. Eskisi gibi de böyle Instagram sayfamızda anlık paylaşım, ooo şu olmuş bu olmuş yapmıyorum. Gerek yok artık. Çünkü bu halk kendi göbeğini kendisi kesti. Yani bir şeyler için uğraşıyorsun, bir şeyler için çabalıyorsun ya. Çabaladığında suçlu oluyorsun. Yani biraz da çabalamamak lazım. Biraz da vur patlasın, çal oynasın demek lazım demek ki bu halk için. Biz de onu yapıyoruz. Vur patlasın, çal oynasın. Siz seçtiniz. He. Cezasını da çekeceksiniz demekten başka bir şey gelmiyor artık insanlara. Gerçekten yani bilmiyorum ya. Vallahi çok rezil, kepaze bir durum ya. Her seçim aynı şeylerin yaşanması, dünya kadar kağıdın israf olması. Bir de o gidip sandıkta ya kabine girip böyle 2 saat düşünmeleri. Lan oğlum dünyanın kuyruğu var. Ramazan ayı, insanlar oruç. Küfür edince de bana diyorsunuz niye küfür ettim. Ya gir 3 tane zarfa şeye, kağıda bas mührü, defol git. Bu kadar basit ya. 3 tane kağıt tık 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 bas. Katla koy içine, defol git. Ya 10 dakika düşünüyor ya. Dünyanın kuyruğu ya. İsa! İsa! Şöyle yavaş. Ha 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 ha. Evet arkadaşlar, burası Şanlıurfa'mızın Hakkari ilçesi. Gördüğünüz gibi gönül dostlarımızdan bizlere AK Parti reyine basılmış oylar geldi şu an. Tabii kazanamayacaklarını biliyorlar ama her türlü pisliğe başvuruyorlar. Gördüğünüz 2-3 gün önceden basılmış oylar ve şu oylar şu anda Halfeti'de kullanılmak üzere. Birkaç tanesine ulaşabildik ama ulaşamadığımız nice oylarımız var. Sandık numarası 1043. Şu an buradaki herkes Şehit Yusuf Bey Caddesi No 52. Şuradaki herkes aynı adreste. Şehit Yusuf Bey Caddesi No 52. Aynı. Aynı. Tek bir tane Karslı yok içinde. Kars doğumlu tek bir kişi yok. Hepsi aynı yerden, aynı adresten. Şu an Kars'ta seçimler böyle bir ortamda yapılıyor. Evet.
1039, durum yine aynı. Soy isimlerden bile belli. Atama yapmışlar. Erbaş, Erbek, Ercanlı, Erdal, Erdem. Bildiğiniz bilgisayardan, sistemden tek tek atamışlar. Sandık. Bak, ne yapıyorsun lan? Bak. Görüyorum. Bak, yakalanmışlar zaten. Bak, görüyorsun. Bak, polise bak. Gördün abi. Hani ya? Bak, görüyorsun. Nasıl vuruyor? Görüyorsun. Şunu ne düşünüyorsun? Daha ne? Ne yapıyorsun? Evet, rayya da pete bu. Ama arabesleri bitsin. 31 Mart seçimlerinin ardından 31 artık sürekli hafızalarımızda kazınacak. 31 dediklerinde aklımıza sadece ve sadece 31 Mart seçimleri gelecek. Çünkü 31 Mart seçimlerinden sonra bomba zamcıklar bekleniyor arkadaşlar. Bu zamcıklardan bir tanesi de elektrik zamcığı. Ekonomist Turan Bozkurt bir paylaşım yapmış. Yeni çamaşır makinesi arkadaşlar. Bunu bir spor salonunda görmüştüm. Gerçekten lan o zamanlar demiştim ki ya bunu boşuna çeviriyorlar. Şunun içine 2 tane don, 2 tane atlet at. Zaten çeviriyorsun. Hem de onları da temizlemiş olursun. Adam kafayı kullanmış. Benim yıllar önce gördüğüm şeyi artık şimdi hayata geçiriyorlar arkadaşlar. Yeni çamaşır makinamız bu arkadaşlar. Elektriğe gelecek olan zamcığın ardından. Vallahi kimisi diyor ki %50, %100. Kimisi diyor ki %75, %40. Ne kadar sokacaklarını bir tek reis bilir. Onun dışında kimse bilemez. Bakalım seçimden sonra ne kadar sokacaklar? Tabii ki artık gelinlerimizin olmazsa olmaz çeyizindeki yeni çamaşır makinesi bu arkadaşlar. Evlenen çiftler, hele ki erkekler, yani birazcık aklınız varsa artık bu çamaşır makinesini alırsınız. Almak için diretirsiniz. Gelin adayları farklı markalara gidebilirler ama siz özellikle bunu söyleyin. Niye arkadaşlar? Hem zayıflaması ve formunu koruması için önemli. Hem de elektrikten tasarruf. Bunların ikisi biz erkekler için en önemli olan şeyler. Kadınların çok da talaşınaydı. Aman canım, çalışmayan evde olanlar bana ne diyor. Çalışanlar da zaten çalışıyorum. Yok bir de bunu da mı yapacağım diyor. Arkadaşlar önemli olan spor. Bak bu ya buna cimrilik diyemezsiniz. Tamam mı? Önemli olan spor. Fitliğimizi korumak, sağlığımızı, yoksa biliyorsunuz biz erkekler cimri insanlar değiliz. ya sizin sağlığınızı düşünüyorum. Allah Allah. Yapmayın böyle şeyler. Bir ikincisi HGS ile ilgili arkadaşlar. 3 Nisan itibariyle gene ekonomist Turan Bozkurt söylüyor. Alt limit 100 TL'den 175 TL'ye çıkartıldı diye arkadaşlar. 3 Nisan itibariyle o zamcığı da yapacaklar diyor. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Yani sonuçta 3 Nisan'a bir şey kalmadı sonuçta, değil mi? Seçim bittikten sonra zamlar ta diye gelecek. Tabii ki kredi kartlarındaki taksit muhabbeti de kaldırılmış. Artık önüne gelen istediğini alamayacak. Bu çok önemli bir şey ama şunu unutuyoruz arkadaşlar.
Yani insanlar, halk kredi kartıyla araba almıyor. Kredi kartıyla gidip telefon, telefon bu tarz muhabbetlere pek giren yok. Halkın %80'i, 90'ı yani kendini döndürmeye çalışıyor. Ne yapıyor? Harcama yaptığı şey yemek, içmek, bunun dışında evi idare etmek yani. Evi döndürmeye çalışıyor insanlar. Buradan da vurdun. Yani üzülerek söylüyorum maalesef arkadaşlar. Seçim sonrası büyük bir tufan var. Ve bu tufan maalesef bizi sadece ekonomik olarak cebimizle vurmayacak, canımızla da vuracak. Ya şuna kendinizi psikolojik olarak hazırlayın. Seçim sonrası intihar haberlerini duyacağız. İnsanları korkutmak istemiyorum. Ama gidişat onu gösteriyor. Allah yardımcım olsun. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Kaya'nın bir parçasını dinlemiş. Ve şarkıyı dinlerken gözleri dolmuş, ağlamaklı olmuş. Bu arada ya Gazze'de de dün bir vatandaş açlıktan ölmüş arkadaşlar. Yani ya bir gün önce ölmüş olsaydı reisimizin tam böyle gözyaşı dökmesi için 10 numara 5 yıldız bir haberdi. O sever böyle şeyleri. Mısır'daki Rabia için mi, Sümeyye miydi, Rabia mıydı neydi, onun için ne gözyaşı dökmüştü be. Ey yavrum ey. Bez mendili ıslanmıştı. O mübarek gözyaşları bez mendiline damlamıştı falan. Gözler kan çanağı falan. Ne günlere yaşadık biz. Sonra da ne oldu? Katil dediği Sisi ile kanka oldu. Sisi'ye mi oy vereceksiniz? Binali'ye mi dedi? İmamoğlu'na mı dedi? Allah'tan İmamoğlu'na oy verdik. Meğer Sisi bunlarla kankaymış. Yoksa biz de Sisi'ci olacaktık tabii. Şimdi o zaman da kim vardı arkadaşlar? İmamoğlu vardı. Karşısında Erdoğan ve Erdoğan'ın Binali'si vardı. Yani bugün de İmamoğlu var. İmamoğlu'nun karşısında Erdoğan. Bu sefer de Murat Kurum var. Tek tek adayları deniyor. İmamoğlu da hepsini tokatlıyor. İnşallah bugün de tokatlar diyoruz. Hayırlısı. Yani bizim umurumuzda değil. Vatandaş kime oy verecek bilmiyoruz. Yani kendi göbeğini kendi kesecek. Çok da talaşımaydı. Pohum Karabağlar diyorlar ya. Aynen öyle. Şimdi Demirtaş'tan mektup beklemişler veya Abdullah Öcalan'dan, artık kimden bekliyorsa, mektup gelmemiş. İsmail Saymaz'ın demesine göre mektup gelmeyince diline CHP'nin bu işte genel merkezi mi, yok Sarıyer'deki ilçe binasını alma muhabbetindeki para sayma görüntülerini, buradaki paralar Kandil'e gitti falan diyerek buradan vurmaya çalışıyor. Şimdi İsmail Saymaz da şu soruyu soruyor. Madem buradaki paralar Kandil'e gitti, bu binanın sahibi Arnavut'muş arkadaşlar. Bu adama niye TOKİ'den daire sattınız? Ve o daire karşılığında niye vatandaşlık verdiniz? Öyle ya. Demezler mi adama? Sonuçta o paraları CHP kime verdi? Bu Arnavut'a verdi değil mi? Binayı aldı. Para, bu parada Kandil'e gittiyse sen bu adama niye TOKİ'den daire sattın? Kandil'e çalışıyor demek ki. He, Sayın Erdoğan. İsmail Saymaz ne yazmışsa tweetinde ben onu okuyorum. Üstüne bir de Kandil'e çalışan, Kandil'e para gönderen Arnavut'a vatandaşlık verdin. Resmen teröriste vatandaşlık vermiş oldunuz Sayın Erdoğan. İsmail Saymaz ne diyorsa ben onu söylüyorum. Ben onun yalancısıyım. Ben haberi haber yaptım. Beni bağlamaz kardeş. Siyasal İslam bu. Siyasal İslam bu. Yani bir anda şartlar değişiyor. Beyaz dediğine siyah diyor. Hayır, bu beyaz deyince de ne beyaz lan diyor. Abi dün beyaz dedin. Hayır oğlum, ne dün beyaz lan, oğlum siyah bu diyor. Tamam o zaman siyah diyor. Siyaha alışıyorsun bu sefer de, oğlum bu siyah olur mu? Yeşil diyor. Ya baba siyah bu. Lan oğlum ne siyahı lan, yeşil lan diyor. Sen böyle mal gibi kalıyorsun, bakıyorsun. Bir şey de diyemiyorsun, desen cezaevi Silivri. Tamam neyse o. Neyse o. Dişi deve, erkek deve. Düşündürücü. Efendim, araştırmacı. La bu adam gazeteci miydi lan, neydi? Aman salla gitsin. Hakan Bayrakçı, Sonar'ın İstanbul anketini biliyorsunuz. Dünkü videomuzda arkadaşlar bunun bir tuzak olduğunu düşünüyorum demiştim. Tuzak olabilir, aman ha dikkat edin. Bu konuyla ilgili İmamoğlu İstanbul'da 7 puan önde. 47 işte 40. Murat Kurum'da 40. Ben ne dedim dünkü videomuzda? Dedim ki arkadaşlar, Hakan Bey
bu konuyla ilgili önceden dayak yedi. Bir daha aynı dayağı yemek istemez. Böyle bir farkı paylaşıp Erdoğan'ı sinirlendirmek istemez. Erdoğan sinirlenir buna. Ondan dolayı da arkadaşlar ben buna inanmıyorum. Burada bir tuzak var. Muhalif seçmeni sandıktan uzaklaştıralım. Ne de olsa bu fark kapanmaz, gitmeye gerek yok. AKP'ye oy veren seçmene de tamam kızdık ama büyük bir eziklik olacak. İmamoğlu hepimizi tokatlayacak. Koşa koşa gidelim. Sandığa destek olalım. Çatlak sesler çıkmasın falan filan. Ben böyle düşünüyorum demiştim arkadaşlar. Gazete Radar olması lazım. Böyle bir internet sitesi. Bu konuyla ilgili İmamoğlu'nu 7 puan önde göstermek için Hakan Bey'in 1 milyon dolar veya euro aldığına dair bir haber yapmış. Yalan gerçek. Ben haberde ne yazıyorsa onu söylüyorum. Şimdi bu konuyla ilgili arkadaşlar 34 milyon gibi bir para ediyor. 34 milyona da Ataşehir'den oradan buradan bir tane daire alamazsın doğru düzgün. Bence az para. Yani neyse. Ben tabii aldığını falan düşünmüyorum da. Buradaki konumuz şu. Bu parayı kim verdi? İmamoğlu'na yakın iki inşaat şirketi mi verdi? Hükümete yakın iki inşaat şirketi mi verdi? İmamoğlu'na yakın iki inşaat şirketi verdiyse, yani İmamoğlu'nun niye böyle bir şey yapmak ister ki yani? Zaten seçime iki gün var. İki gün sonra Zart Osturuk'la Mert Osturuk ortaya çıkacak. Tamam. Yani niye 1 milyon veriyorsun? Ona bağlı şirketler veya onu destekleyen inşaat şirketleri, bu bir kenarda dursun. Bu da düşündürüyor beni. Diğer taraftan da hükümete yakın olan eğer iki inşaat şirketi bu parayı verdiyse niye verir? İşte orada da benim dediğim olay çıkıyor ortaya. Yani muhalif seçmen sandığa gitmesin. Ne de olsa 7 puan kapanmaz. Ama kendi seçmeni de bir an önce kapatalım diye sandığa gitsin. Tabii bunlar bir iddia arkadaşlar. Haberde ne yazıyorsa biz onu gündeme getirmek zorundayız. Yani bana mantıklı da gelmedi yani. İki açıdan da ben Hakan'a niye 1 milyon vereyim kardeşim? Zaten televizyona çıkartıyorum. Zaten hani bu konuda imkanları da sunuyorum. Yani geri geldiğinde dayak da neyse. Aklıma bir şey geldi oğlum, hemen yanlış anlamayın. Allah Allah. Allah Allah. Peki bu konuyla ilgili sizin düşünceniz nedir arkadaşlar? Yorumlara buyurun. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün 81 ilimizde sandık başına giderek oylarıyla demokrasimize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza parti tercihlerine bakmaksızın yürekten teşekkür ediyorum. 206 bin seçim sandığında tüm partilerden görev alan sandık kurulu üyelerine, müşahitlerine, gönüllülere şükranlarımı sunuyorum. Adaylardan önce aday adaylarımıza, aday gösterilmedikleri halde partisini terk etmeyen, adaya adaydan çok çalışarak destek veren, var gücüyle bu partinin bayrağı dalgalansın diye emek veren aday adaylarına, kazansınlar kaybetsinler büyük bir mücadele veren tüm adaylarımıza ve aday olmak, ismi bilinmek, kampanya yapmak çok önemli ama bu örgütün isimsiz kahramanlarına, sabah erkenden kalkıp parti binasını açanlara, birazdan gelirler diye çayı koyanlara, direklere bayrak asanlara, broşür dağıtanlara, kapı çalanlara, hepsine, bütün parti emekçilerine, baba evinin bekçilerine, çorbasını kaynatanlara, bacası tütsün diye odun çekip ocağa taşıyanlara, Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne teşekkür ediyorum. Bugün seçmenlerimiz çok önemli bir karar verdiler. Seçim sonuçları göstermiştir ki bugün seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi. Bugün seçmen
22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye, ülkemizde yeni bir siyasi iklime kapı aralamaya karar verdim. Bugün seçmen Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde iktidarın orantısız gücünü yerelden dengelemeye karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi ve milletimizle kurduğumuz Türkiye İttifakı bu seçimlerde tarihi bir sonuç elde etmiştir. Milletimiz sadece yerel yöneticilerin kim olacağına karar vermemiş, ülkemizin ve belediyelerin nasıl yönetilmesi gerektiğine, nasıl yönetilmemesi gerektiğine dair de önemli bir karar ve mesaj vermiştir. Milletimiz ekmeğini küçültenlere, huzurunu bozanlara, demokrasiyi ezenlere, hukuk devletini çökertenlere açık bir mesaj vermiştir. Yok sayılanlar bugün ülkeyi yönetenlere açık bir mesaj vermiştir. Bu mesaj benim okumamla, bizlerin okumasıyla şu şekildedir. Biz ülkemizin bir hukuk devleti olarak kalmasını, kaybedilen hukuk devleti vasfının geri gelmesini istiyoruz. Biz ülkemizde her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyoruz. Biz bütün renklerimizde Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Farklılıklarımız zenginliğimizdir ve 31 Mart öncesi yaşananlar ne kadar çiğ, ne kadar haksız, ne kadar adaletsiz, ne kadar ötekileştirici olursa olsun biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak birlik ve beraberlik istiyoruz. Bak, bak bunu görüyorsun değil mi? Bak buna basacaksın ha. Buna değil, buna basacaksın. Görüyorsun. Bu kaç? Hey! Her şeyi görüyorum ben Faruk, her şeyi. Hiç merak etme sen.